Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakayım ilginizi çekecek mi? Bu dersi Resul tercih etti. Düşündüm bu ders, cumartesi dersine gider. Yani cumartesi umum aşağı. Aşağıki derse gider mi? Gerçi bugün cumartesi ama kastım umumi ders. Aziz Sıdık kardeşlerim, sebatkar ve hakiki varislerim. Muhataba bak. Muhatabımı böyle isterim diyor. Bu söz şimdi bunlara. Aziz Sıdık aziz itikada bakıyor. Sıdık eyleme bakıyor. Kardeşlerim beşeriyete bakıyor. Sonra kazanılması gereken sıfat sebatkar ve hakiki varislerim. Yampuri değil. Hangi varislerim? Öyle kitaplarda geçen varis o beş tane basılması içindir. Risale-i Nur'un hizmetinde varis yoktur. Çünkü ustad zaten yoktur. Emirda 2'de geçer. 232. Basılması, yayılması, telifi ve dershanelerin sevk idaresi noktasında ustadın söylediği abiler varistir. Onun dışında kimse basamaz. Ama Risale-i Nur'un sevk idaresinde, yani şeyinde, Risale-i Nur'un hakikatlarında, Risale-i Nur'un mesleğinde, nurculukta şahıs merceti yok. Kendisi yok ki başkası olsun. Üstad yok ki. Tamam. Onu da arada tavsiye edeyim bazı anlayışları. Zannediyor ki onların anlayışları, külliyata mesela bir ders yapar, anlayışları budur. Bu bunun dışında olmaz. Çünkü varis ya, var, dikkat edin orada, Risale'nin basılması, yayılmasında, telifinde, muhafazasında ve basıldan risalelerin beşte bir vakıflara dağıtılmasında mecburdur. Varistir. Kimse ben kolumu sağladım, hoppala ben risale basarım diyemez. O konuda varistirler. Yoksa şu mevzun anlaşılmasında şu adam varistir, şu değil. Ustad da öyle diyor. Ben de bir nur talebesiyim. Neuzubillah diyor 125 Emir'de bir. Said de diyor Risale-i Nur'a sadakatını bozsa siz diyor dinlemeyeceksiniz. Kimi? Said'i. Said Nursi'yi. Çünkü Said Nursi bizim gibi talebedir, ağabeyimizdir. Öndeki de ağabeydir. Bediüzzaman ustattır, Risale-i Nur müceddittir. Said Nursi de Bediüzzaman'a tabidir. Bediüzzaman da insan değildir. Bugünlerde, kafam garip garip bakıyorsunuz. Kardeş çabuk konuşuyorum. Toplumsal böyle bir yanlış anlayışları duyduğum için, ya nereden çıktı ya, bir şey okuyacaksın, bunlar ne alaka var? Öyle bir misal vereceğim ki manayı dolduracağım ve aynı zamanda toplumsal ciddi bir talep var benden. Onlara da cevap vermiş olacağım. Peygamber Efendimiz ismi girdi mi abi? Muhammed ile Ahmet. Muhammed Ahmet. Evet. Muhammed insan değil. İnsana ariyeten dermiş. O Nur-u Muhammedi, evvelü mâ halakallâhu nurihi, o Nur-u Muhammed'in adı Muhammed'dir. Beşeriyeti, peygamberliği Ahmet'tir ki Risalet-i Ahmediye, Mucizat-ı Ahmediye dermiş. Risale-i Nur'da Mucizat-ı Muhammediye yoktur. Muhammed'in mucizesi olmaz. Peygamberliğin mucizesidir. Muhammed çekirdeğin adıdır. Ağacın çekirdeğin adıdır. Çekirdek Ahmet. Ağaç, şeceri, hılkat, meyve, meyve Ahmet. Bazen Muhammed denmesinin sebebi meyvenin içinde çekirdek oluşundandır. Meyvenin içinde çekirdek oluşundandır. Bugünlerde Risale-i Nur talebeleri hesabına gayet emniyetli, endişeli bir sual-i manevi kalbime ithal edildi. Risale-i Nur talebeleri hesabına
Orayı hiç kapatacağım. Gayet emniyette endişeli bir suali manevi kalbime ihtar edildi. Endişeli. Bunlar şey zannediliyor biliyor musun bu laika mektupları. Oradan oku da bir gidelim. Yazıklar olsun boyuna, postuna senin. Müceddidin eserine oku da bir gidelim gidelim. Veya ya bir hususi anlayışlarını, hissiyatlarını dile getirmiş. Veya denilenleri söylüyor. Ustad şeftlendirmek için. Bu efendim biz şeftlenmek için okuyormuşuz. Senin yazıklar olsun boynuna, boyuna senin. Hani hitap etmesen topluma bunu demeyecektim sana. Orada otursaydın demem ama burada oturduğun için yazıklar olsun sana. Burada da Risale-i Külliyatı'ndan yazıyor. Yazıyor evet. Burada da Risale-i Külliyatı'ndan yazıyor. Doğru. Bak şimdi şuraya bak ne anlatacak. Şuraya buralardan çıkarın psikolojiyi. Adam laik okumuyor ki nereden çıkarttı bu psikolojiyi diyor. Tipi tipten çıkarttı. Buralar işte. Bak acayip bir şey. Arkadaşlar bazı tabirlerime belki tuhafınıza gidecek de onun sebebi orada oturduğunuzdandır. Sırtımdaki yükü hissetseniz ben bazıların konuşmaması suçtur, bazıların konuşması suçtur. Ben bunları demesem bana suçtur. Anlıyor musunuz? Benim vazifemdir. Ben vazifemdir, ben bekçiyim. Ben bunu tercih ettim hayatımda, bekçiliği. Böyle Bediüzzaman çorbasını içeceksin, böyle Risale-i Nur'a yapılacak yanlışlıkları dile getirmeyeceksin. Yani ben niye bekliyorum ki bunu? Niye tüfek var elimde? Sonra anladım ki ekser Risale-i Nur talebelerinin, bak hepimizin lisan-ı halleriyle bu suali soruyor ve soracaklar. Soracaklar. Onlar o zamana aitmiş. Soracaklar tamam mı? Neymiş sual? Birden bir cevap hatıra geldi. Feyzi'ye söyledim dedi. Hiç olmasa icmalen kaydedilsin. Endişeli sual, endişeli sual. Normal bir sual değil. Abdullah, neymiş? Endişeliymiş. Endişeliymiş abisi. Endişeli. Emniyet veremiyoruz da ondan endişe duymuyoruz. Endişeliymiş. Ben mübalağa etmiyorum. Bediüzzaman endişe diyorsa veya mektup mektubun başında çok mühimdir diyorsa çok mühimdir o. O çok mühimdir artık. Mühim değil, çok mühimdir. Bu ahir zaman fitnesinde açlık emniyetli bir rol oynayacak. Açlık. Açlıktan ne anlıyoruz? Yeme içme. Yeme içme. Manevi başka? Derdi maişet. Kalplerin ruhu. Endişe istiyor. Endişe istikbal, tuğlu hemen. Başka? Aklın kalbi ruhun açtı. Yani mesela şey diyor değil mi? Hazreti Ali'nin miydi? Midesi boş olanlardan ziyade kalpleri boş olanlara acırım. Cümleyi görüyor musunuz? Afrika'da açlar ölüyor, şehit oluyor ve cennete gidiyorlar. Burada Afrika'dakiler mideleri boş olduğundan ölüyor. Türkiye'de ölenlerin kalpleri boş olduğundan ölüyor ve kalpleri boş iken ölüyor, cehenneme gidiyor. Neticesine göre dünyadaki eylemi kıyas edin. Hangisi daha dehşetli? Neticeye göre bir şey değerlenir. Buradaki soru abi yani maddi adam maddi açlıkta değil, manevi açlıkta değil. Yani adam bir nevi sanki ikisini de bulamamaktan. Evet, bak şimdi ne biliyor musun? Yani fıtratını yani asrın ihtiyacını bulamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü adam maddiyatı dolu, ondan da çıkıyor bu sefer. Maneviyatı da var, malumatı, evet. Ondan da çıkıyor ama. İşi, aşı, işi, eşi, işi, her şeyi var, her şeyi var, mutlu değil. Kalp ve mide dairesinden diyor ya, birinci enerji. Evet. Demek ki... Evet. Arkadaşlar,
arabası, fabrikası olan da aç. Ne biliyor musun? Varlığa kanaat edememek, fark etmemek. Onu yok kabul ediyor aleminde, yok. Hırsı hayat, zevki hayat, iki şey. Hırsı hayat, zevki hayat. Dan doğan bir şey. Zaten kana fark etmemekten doğan bir yokluk. Şeyde söylüyor, 232 mi söylüyordu burada? Varlık içinde kahtu gala. O şeyi söylüyor, Geylani'nin sözünü naklediyor galiba. Çünkü ben aynı sözü Geylani'de Futul Gayb'da görmüştüm. 200 kaçtı? 223 müydü? Futul Gayb'da görmüştüm ben. Diyor ki orada, yokluk değil. 223. Yokluk değil. Var, bak bak bak, şu ruhsal hastalığa bak. Bak şuna. Var, aleminde yok. Aleminde yok olmuş kuyu, Yahudilere Allah bu cezayı vermiş. Mesela ayete geçiyor 25. sözde. Onlara diyor, hırsı hayatlarından dolayı mevcudu fark ettirmemiş, hep yokluk yaşıyorlarmış. Onun için malları yiyemiyorlar, istikrarla biriktiriyorlar. Evet, her asır zillet ve meskenet ondan olmuş. Yani varı fark etse hiç çalışmayacak ha. Keyif yapacaklar Yahudiler. Onları görmüyor. Bak 223'te bak ne diyor. Başta bak, başta bak. Bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala, yani bir şey elde etmenin bedeli büyük olmak. Ve iyi dinleyin, cümle şuydu. Varlık içinde kaht ve derdi maişet. Ne içinde? Varlık içinde kaht ve derdi maişet. Bir kişinin, bir kişiye ustadın şevklendirmek için yazdığı mektupmuş. Öyle diyeyim. Bu da o tiptendir işte. O daha şey. Bak öyle mi bak? Başlığa bak. Ondan sonra başlığı devam ediyor. Çakıyor. Tek tek kelimesini okuyorsun Abdullah. Açılımlarıyla. Bunlar hep atıfları. Layıkasız feraset mi olur? Layıkasız hizmet mi olur? Layıkayı ortadan kaldırın, tarikatçılık olur. Sözler tarikattır. Sözler tarikat olur yani. Lemalar tarikat olur. Layıkayı kaldırın, tarikat. Kesinlikle. Şahıs merciyeti olur. Hep iman dersi, itikat dersi. Hep yaparsan tarikatçılığı inşa ediyorsun. Ne olursa? Tarikat. O zaman şahıs olur. Abi, ayakkabı giyerken ayakkabısını giydirirsin, çorabını giydirirsin. Abi dedi bitti canım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver dedi. Bitti abi. Abi dedi bitti canım. Abiler bilir. Biz bilmeyiz. Abiler bilir. Ablalar bilir. Sen bilmez misin? İşini biliyor değil mi? Tembel. Bizim de işimize giriyor tarikat. Niçin? İçtima hayatta sabahtan akşama takla atacağız. Ama cenneti de isteyeceğiz. E kim kitap okuyacak? Ya birisi okuyor işte. O bizi götürecek ya. Tarikatçılık buradan başlıyor. Tembelcilikten başlıyor. Tamam. Birisi yapsın. Kemanatı kazansın. Namaz kılsın. Risale okusun. Bizi de tutsun götürsün. E sen de sen de aynı insansın. Sen de yap. Benim işim var ya. Televizyonu kim seyredecek? Maçları kim takip edecek? Peki bu işi Taksim'in amal var. O abi onu yapar. Ben de maçı seyredeceğim. Hatunla seyahat edeceğiz kardeş. Yaz geldi. Nereye gideceğiz? Yaz. Gezmeye gideceğiz. Bir ay veya 15 gün. 15 günde bir lemaları bitirirsin. Al yanına kitap yaz. Gezmeye gidenler kaç kişi kitap aldı yanına? Hasan abi yapar canım. Hasan abinin işi bu. Ne işi? Beni götürecek cennet. Hı-hı. Sen çalış, ben yiyeyim. Aslında ya arkadaşlar, ne dersen hepsi kaldırıyor. Bu ahir zaman fitnesinde açlık emniyeti bir rol oynayacak. Şu alar 583. De ne anlatıyor biliyor musunuz? Deccal tuzağıymış bu. Varlık içinde yokluk hissetme, yani yokluğu görmek. Nerede 500? Beşinci şua değil mi? Beşinci şua. Geçen okudum mu? İsraf, evet. Beşinci şua. Damına düşer. He? Damına düşer diyor. Damına düşer. Ya, hiç açmayayım. Peki bir tanesini kafayı karıştırmak için söylüyorum. Cemaat kavga ediyormuş. Birbirine kavga ediyorlar hapishane. Ustad diyor ki, aranızda diyor, şu risaleleri okuyun, üç tane. Hangi risale?
Bir, İhlas, terk hepimizin aklına geliyor. İktisat, uvvet. Peki uvveti anladık, İhlas'ı anladık. İktisatla ne alakası var? Üçüncüsü ya, hucumat hissitte. Ha, hucumat hissitte, hucumat. Hucumat hissitte, İhlas, İktisat. İktisatın ne alakası var kalmaya? Ya, israf eden onun damına düşer. Onun damına düşen de kemalat olmaz. Hırçın olur. Gelir, liderlik dava eder. Taassubu getirir. Onu bunu iteler, kalkar. Tamam mı? Yani bir insan yani onun damına düştü mü ruhsal bir kemalat olmaz. Ruhsal kemalatla beklenen bir özellik onda olmaz. Mesela diyor ki günahlar diyor, günahlar ve sebatınız, yani günahlar kaçmak, masonları, münafıkların planına akın bıraktı. Arkadaşlar, uhuvvet, tesanüt, ihlas gibi ulvi özellikler, bu çok önemli şeyi topluyorum ha. Ben size arada kafayı kaldırdıklarım böyle çalışarak, yoğunlaşarak, kendi dersimi, kendi bir şeyimi size öz vermeye çalışıyorum. Yani tamam mı? Şey gibi, koyun gibi diyorum. Arada onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, bozulan bir ruh dershaneye gelirse veya dershanede olursa, bu adam para da verse, sözleri bilse, kaderi bilse, bu adam tahakkümden, sufli özelliklerden kurtulamaz. Uhuvvettir, tesanüttür, alicenaplıktır vesaire, ulvi sıfatlardır. Bunlar ruhsal kemalatın dışa vuruşudur. Ruhsal kemalat da kimde olur? Deccal'ın tuzağına düşmeyende olur. Yani ruhsal kemalat eylemlerle olmaz. Namaz, oruç, kitap okumayla olmaz. Ruhsal kemalat terklerle olur. Terk. Neyi terk edeceksin? Başta kendini terk edeceksin. Sonra haramları terk edeceksin. Terk. Takva, gece gündüz namaz kılmak ve gündüz oruçlu gece ibadet yapmaktır. Öyle mi? Meniyattan ve günahlardan içtima. Terk, terk. Sevaptan bahsetmiyor. Terk. Ve takva da neydi? Vicdan anası erbasını cem etmiş. Takva denilen, takva ibadeti kamile dördünü tazamın eder. Zihni bloke eder takva. Kendi emrini alır. İradeyi yapar. İradeyi, zihni, hissi, latife-i Rabbani. Neyle? Terkle. Eylemle değil. Terk, terk. Neyi terk edeceksin? Günahlar terk değil asıl. O beşeriyettir, kürstür o. Kendini de terk edeceksin. İbadetle kabu kavseyine gidersiniz. Bu fena fillah'tır. Terklerle beka billah olur. Allah sende seyreder seni ve alemi. Senin üzerinden seyreder. Ve kabila böyle başlar artık. Şey abi, Adem'in de yokluk, bunda Adem de, o manada o, yani. Evet, aynı bu. Adem'in de yokluk, yokluğunda ve Adem. Yani ve kabila artık üçüncü sahiptir. Kimse yoktur. Allah'ın icraatını kendisi seyretme makamına geçmiştir. Enne makamındadır. Yani ve kabila terklerle o. Ve kabila'daki, ve kabila olduğunu bilir mi? Bilir. Bilir. Şöyle bilir, eğer fena fillahta muvaffak olmuşsa, çünkü niye, nasıl bilir? Onlarda hüzün ve mahzun korku yoktur. Allah'ın gözüyle artık bakar hadiselere, olaylara. Fakat Allah'ın bu asırda bir özelliği şey var, nur talebelere. Ve şeyi, makamı hissettirmez. Peki böyle bir şansta nurcu da olur mu bu? Bekabillah gibi, fenafillah gibi hal olur mu? Bir nurcu olmaz. Ne demek? Çünkü şahıs zamanı değil, şahs-ı manevi zamanıdır. Şahs-ı manevi de vardır. Ama şahıslarda yoktur. Şahıs zamanı değil. Ondaki o meziyette o şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi de var. O zaman bilmez. Bilmez. Evet. Bilmez tabii. Yani şahs da olursa bilir ama şahs da olmayacak bu asırda. Şahsi kemalat yok bu aslında. Ancak kemalatını oradan bağım varsa var. Bende bir özellik varsa yemek yemişim, canlıyım.
bir yere bağlayayım. Önümde alın bunu, bende hiçbir şey yok. Ne konuşacağım? Ha, bağım varsa o zaman şef vardır. İşte şans-ı maneviye bağınız varsa, şans-ı manevi bağ varsa o zaman kemalat gözükür ama kebandaki elektrik evde gözüktüğü gibidir. Keban keserse sende yok. Yani sendeki ona kayın, ona bağlı. Şans-ı manevi ile alakalı müstakil ferdi feritçik yoktur. Cemaattadır artık kafsiyet ve ferdiyet. Ve mürşittir. Dün dersi yapmıştım. Mürşittir, Risale-i Nur, şahs-ı manevisi canlıdır, ruhludur, hayali, anlayışı, sezişi, öyle bir mübareklik yok, öyle bir şey yok. Vücud haricisi var, mahluktur. Şahs-ı manevi mahluktur. Vücud haricisi var. Sana himmet eder, otobüsünü denk getirir, sıkıntına cevap verir, arzu ettiğimiz soruna uygun bir ders yaptırır, senin sıkıntına beni konuşturur. Hep onlar o yapıyor. Mekanı yoktur, her yerde bulunur. Çünkü bu şahs-ı manevinin makamını gördüm ben. Her yerde olma makamına gelmiş o. 641 Mesnevi Nuriye. Her şeyin her yerde olduğu makamına gelirsen diyor. Tamam? O zaman Allah canibinden Allah'ın gözüyle bakıyorsun. Her şeyin her yerde olduğu makam. Akrabiyet olmuyor. Kurbiyetten geçiyor. Akrabiyettir zaten. O artık şahs-ı manevi. Kurbiyette yok onda. Akrabiyete direkt bağlı. Bu ahir zaman fitnesinde çok mu duruyorum ya, okumak istediğimi varamayacağım. Ben biraz icmal edeceğim artık. Açlık emniyeti bir rol oynayacak. Onunla ehli dalalet bir çare aç ehli imanı derdi maişet içinde boğdurup hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup ya ikinci, üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye rivayetlerden anlaşılıyor. Bir daha okuyayım. Ehli dalale televizyonlarla, internetlerle var içinde kahtu gala, derdi maişet belası yapacak. Yokluk içinde değil, varlık içinde. Onunla ehli dalale bir çare aç ehli imanı, bizatihi aç veya varlık içinde aç. Derdi maişet içinde boğdurup, derdi maişetle meşgul edip, devamlı onunla pompalayarak, onu pompalıyor. Hep böyle iki şey, hıfz-ı hayat, zevk-i hayat. Latife insani tahrip ediyorlar. İki şey işte peşine koşuyor. 104, 110, Kastamonu. Nedir o oradan? Latife insani berbat eder, 273 varla. Hıfz-ı hayat, zevk-i hayat. Bu sefer berbat ediyor işte. Boldurup ne olacak? Hissiyat-ı diniyeyi, dini hisleri ya unutturup ya ikinci, üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye rivayetlerden anlaşılıyor. Mesela fabrikada çalışıyor. Fabrika büyük sayede. Kılmayacaksın, kılmıyor yani. Evet, namaz kılmayacaksın diyor. Fabrika kılmıyor. İkinci derecede kalmıyor. O bir şey değil gene. Hissiyat-ı diniyeyi gel buraya, beğen, fabrikaya çıkma. Şimdi bu dersleri böyle yapanlardan rahatsız oluyor bir nurcu. Yani bir insanı niye rahatsız ediyor? Mesela bir tane şey vereyim. Ama Mehmet'ten özür dilerim ya. Mehmet, bir Mehmet'ten. Hakkını helal etsin. Kahvaltıdan sonra çıktığım zaman kalbime geleni yazdım deftere. Şöyle, adam bir tanesini kastederek diyor ki, bir şey anlatmak için söyleyeceğim de X yani. Hissiyat-ı insani, dini, o namaz kılanı değil bak şimdi. Boğdurup, bak başka sufliste nasıl boyuyor. Falanca şahıs, isim demiyor, birileri diyor böyle iddia edenler, kaderi iyi anlamamış diyor. Ve bundan rahatsız. Şimdi benim kalbime geldi ki, bir insan mesela Resul kaderi iyi anlamamış diyor. Ve bundan ben rahatsız oluyorum. Ben kaderi Resul'ü iyi anlamamışsa, bir dava arkadaşımsa, onun iyi anlamaması beni zevk vermez ki, beni üzmesi lazım. Bir kardeşim kaderi iyi anlamamışsa, ben ondan üzülürüm.
Peki bir kardeşimin kaderi iyi anlamamış diye bundan sen rahatsız olup derste niye gündeme getiriyorsun mesela? Niçin rahatsız oldun ki? Anlamamış. Tamam koy kenara, anlamamış zaten. Hissiyat-ı diniyeyi niye peki misallendiriyorsun böyle? Ders yapıyorum arkadaşım. Yani ders yaparken buraya ders yapıyorum, bu asırda yapıyorum. Bir sene sonra başka misal vereceğim. İçini doldurarak gidiyor. Hissiyat-ı diniyeyi, siz başka cevap verin. Ya unutturup, ya da ikinci, üçüncü derecede bırakmaya çalışıyor. Yani mesela meşrebi öne çıkarıyor. Meşrebi, mesle ona dayıyor. Hatta İslamiyet ona hizmetçi yapıyor. Nurculuk meslektir. Gruplar meşreptir. Şimdi meşrebin öne çıkarıyor. Cemaat ona dayıyor. Yani cemaatın yorumlanması, bilinmesi ve istikameti kendisine has olduğunu zannediyor. Ne oldu bu sefer? Meşrep esas, meslek bayanda. Ne yaptı? İkinci, üçüncü derecede hissiyat-ı dini bırakıyor. Dini hissiyatları öyle basit basit sebeplerle insanları şey yapmıyor. Namaz mesela, tezgahta adam, namaz vakti geliyor, derdi maşet ya, namaz kılmıyor. Bilet alıyor, uçak bileti, araba bileti, namazı hesap etmiyor. Evi taşıyor, taşıdıktan sonra abi, burada dershane var mı? Hayır, yeni mi taşın? Yok abi, taşındım da yer arıyorum. İlk önce arayacaktın kardeş, ona göre taşınacaktın. Abi şu anda mesela faizle, böyle krediyle ev almayan yok gibi yani. Ya, herkes. Ne oldu peki? Siz daha çoğaltın işte, bak herkesin alemidir. Bak bu da var, bu da var yani. Sahasını yok mu bu açlığı ben nasıl ekmeğe has kılmadım? Hissiyat-ı diniyeyi de siz böyle basit böyle derdi maişet şeye has kılmadım. Dert. İkinci, üçüncü derecede hissiyat-ı diniyeyi bırakıyor bu işler. Rivayetlerden anlaşılıyor. Acaba bir, ona göre cevap yapacağız. Her şeyde hatta kahr azabında ehli iman ve masumlar için bir veci rahmet. Bu bir. Ben bir de okuyorum bir. Sorunun biri bir. Her şeyde hatta kahr azabında ehli iman ve masumlar için bir veci rahmet. İki. Kader ilahi cihetinde adalet olduğu bundan ne tarzda olur? Üç. Ve ehli iman, hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve ahiret hesabına ne cihette istifade edip nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler? Üç başlı bir sual. Birinci anladık mı? Hatta diyor her şeyde kahr azabında ehli iman ve masumlar için bir veçi rahmet yok mu burada? İki, kader-i ilahi cihetinde adalet olduğu ne ile anlayacağız? Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi faaline kadere fetva verdin ki kader sana bunu nasip etti? Üç, Risale-i Nur talebeleri bu musibetlerini iman ve ahiret hesabına ne cihette istifade edecekler? Nasıl böyle şirk hayra tebdil edecek? Tamam mı arkadaşlar? 140'tan okuyorum Kastamonu. Soru bitti. Cevap. Tamamen psikoloji ve olaylar yorumlama. Ne demek biliyor musun? Kur'an ve hadisin uygulanabilir hayat şartlarını sergileyecek. Edile-i Şeriye'yi. Bu asırda ben nasıl davranacağım? Kur'an ne diyor bana? Ha, Allah Resulü yani Edile-i Şeriye. Ben bu hayatta yaşarken, olayları nasıl yorumlayacağım? Nerede duracağım? Kime karşı duracağım? Nasıl düşüneceğim? Bunu nereden bileceğim ben hadisi şerifleri ben veya kitap sünneti ben nereden bunu anlayacağım da hazmedeceğim de uygulanabilir hale getireceğim. İşte bu o. Bu o yani. Gelmiş alim-i mürşit koyun olmalı, koyun otu alır süt verir. Kuş olmamalı,
kuş yavrusuna kayverir. Yani kuş çiğner çiğner tekrar kusar. Yani vücudundan geçmemiş, imbiklerden geçmemiş. Bu arkadaşlar bir de söylüyorum. Kitap ve sünnetin şu cemiyet hayatında yaşanabilir hale getiren ve nerede duracağım, kime karşı duracağım, neyi ne zaman nasıl niçin yapacağım sorularımıza cevap veriyor. Kim kime neyi ne zaman nasıl niçin makam ve maksat anlatıyor. Şimdi al cevap. Birinci sualimize şu cevap ve soru bir de okuyayım cevabını okuyacağım. Üç başlı bir soru. A şıkkı. Her şeyde hatta kahr azabında ehli iman ve masumlar için bir veçi rahmet var mı? El cevap. Şu musibetin en emniyetli sebebi şu musibetin var ya şu musibet var ya insanların böyle derdi maişet belasına düçar olmuş. Koşturup duruyorlar. Varlık içinde ha? Sebebi birincisi şu. Küfrani nimet. İkincisi şükürsüzlük. Ve ikincisi şükürsüzlük. Üçüncüsü nimet ilahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğunda. Bir daha okuyorum. Maddi ve manevi nimetinizi düşünün. Bir, küfrani nimet. İki, şükürsüzlük. Küfrani nimet ne? Nimeti takdir etmemek, nimet olarak görmemek. Başka? Nimet vereni görmemek. Kanaatsızlık abi. Kanaatsızlık. Başka? Ne diyorsanız hepsini. Hafife almak yani. He? Hafife almak sıradan. Hafife almak. Yani mesela basit bir şey. Şu çiçeği basite alıyor. Şu sığıyı değer vermiyor. Şükürsüzlük. Şükrün ölçüsü neydi? Kanaattır. He? Kanaat. Kanaat. Rıza. Memnuniyet. İktisat. Dört tane. Şükrün mikyası. Nerede anlatıyor? Şükür isaresi mektubatta. Üçüncü şeyi nimet ilahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan adil-i hakim nimetinin hususan gıda kısmının hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin hakiki lezzetini ve çok emniyetli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalade derecesini göstermekle hakiki şükre sevk etmek hikmetiyle. Hakiki şükre sevk etmek. Hakiki şükür Mesnevi Nuriye 123'te anlatıyor. Hakiki şükre sevk etmek hikmetiyle Ramazan gibi riyazet-i diniye riayet etmeyen şükürsüz insanlara şu musibeti verip aynı hikmet içinde adalet etmiş. Çok dikkat ettin. Ne yapmış biliyor musun? Ramazan gibi riyazet-i diniye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu nimeti verip bu musibeti verip bak ne yapmış bak musibeti ne yapmış bu musibeti verip aynı hikmet içinde adalet etmiş. Ya acayip o kadar içim dolu ki bu konuda misallerle dolu hangisini tutacak? Yani yapılması gerekeni yapmadıklarının dolayı evet. Musibetle birlikte yaptırıyor abi. Mesela bir tanesini söyleyeyim diyeceksin. O kadar acayip olmuş ki dünya işleri. Haftada bir gün geliyordu, ayda bir, senede bir, şimdi hiç gelmiyor. O kadar pinti olmuş ki böyle olmuş. Damağı mı varmış, dava mı varmış, İslam mı varmış, kardeşler mi varmış, hizmet mi varmış, adamın hiç umurunda değil. Neyse 60'da şöyle bir şey diyor abi. Kaç? 60'da. 60, Kastamonu 60 mı? Ey Kur'an şakirleri, sizleri vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan maişet telaşasıdır. Bu ise Kur'an feyziyle bereket nimetine size verilen vazifenize bakınız. Ya. Acayip bir şey. Üstadımız bunu yazarken gerçekten açlık varmış galiba. Şu anda da aç olduğumuzu zannetme mi var? Evet, zan var. Açlık yok. Yok. Şimdi öteki manevi de çünkü gıdanın sırf madde olmadığını, soru madde olmadığını
bir kaderi soktu. İki iman, nur talebeleri iman ve ahiret cihetine nasıl istifade edecekler? Ondan sonra kaderin adaleti noktasına şey yapıyor. Nasıl değerlendirecek diye. Biraz önce de 223'te şey okuduk. Varlık içinde kahtı gala. Şükür de varlığa zaten varlıktan sonra oluyor. Şükürsüzlük diyor. Demek ki varlık var. Varlık var, şükür yok. Şükür varlığa denir. Birisi var, var olanı mahvede etmeye çalışıyor. Onun endişesi var. Birisi yok, yok olduğu için endişesi. Küfran nimet dedi ya. Var yani nimet, küfran nimet. Nimet, küfran nimet ve saydıklarımız her şey var üzerine kurulmuş bir şey, sıfat. Küfran nimet, takdir etmemek, şükürsüzlük hep altında nimet var ya, yani. Yokluk manası değil. Bunu şurada diyor sana bak. Nimeti ve rahmeti ilahinin fiyatı şükürdür diyor bak burada. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzde, isyanımızda gadabı celbediyoruz. Ya. Ve şükretmediği gibi bu sefer zulmediyor. Ortaya zulüm çıkıyor abi. Çıkıyor. Ve şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribatı, küfür ve isyan ile Nevi Beşer tam topada kendine müstahak etti. Ya. Dehşetli topakları yedi, elbette bir parça hissemizde olacak diyor. İkinci baş sual, aynı sualin ikinci şıkkı. Kader-i ilahi cihetinde adalet olduğu bunda ne tarzda olur? El cevap. Ehli iman, ehli hakikat. Ha, adaleti yukarıda okuduk. Adil-i hakim, nimetinin hususan gıda kısmının burası adalet noktasındandı. Adil. Üçüncü şık, ehli iman, hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve ahiret hesabına ne cihette istifade edip nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler? Nasıl davranacağız? Ne yapacağız? El cevap, ehli iman, ehli hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi, nereden bileceğiz? O zamana mı ait şimdi? Sen Nur talebesi değil misiniz? Bu eser o zamana ait. Veya o kişiye aitse biz nasıl davranacağız? Bize kim yol gösterecek? Bu o zatlara aitmiş diyenler var. Ehli iman, tamam. Ehli hakikat, tamam. Hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi, evet üstadım, bu musibetli açlığı Ramazan riyaziyeti diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i iltica. Bir, iki, nedamet. Üç, teslimiyet yapmaya çalışmaktır. Yani seni buna taşıması lazım. Vesile-i iltica, nedamet, teslimiyet. Ve zaruret bahanesiyle dilenciliğe, iki, hırsızlığa, üç, anarşiyle yol açmasına meydan vermemektir. Görüyor musun? Anarşi, sokakta silah kullanan değil. En büyük anarşi nerede diyor Üstad? 149'da Kastamonu. Ahlakta ve hayatta anarşi. Ahlaktaki anarşi, televizyondaki anarşi, şiddet anarşileri, cinsellik anarşisi, yani tahrip yani, hırs, meşgul olmak. En büyük anarşiyi söyleyeyim. Hiç gelecekte savaş kullanmamak için kullandıkları anarşi, cep telefonlar, oyunlar, internetler, hep bu anarşidir. Yani gömmektir, bitirmektir. Aşırılık mı? Anarşi, aşırılık. Evet, yani sistemin bozulması. Sistemi bozan her şey. Anarşi kaydetsizlik demektir, ölçüsüzlük demektir, kuralsızlık demektir. Mesela anarşiye bak. İki tane anarşi şey yapacağım. Bir, cep telefonunu koydu. Radyosu açık. kulaklı buradan geliyor. Buradan geliyor. Bir tanesini koymuş kulaklığına. Şöyle ders dinliyor. Ders dinliyor.
Ders dinliyor değil mi? Ama görmüyor ki. Ders yapıyor. Kablo buradan gelmiş. Diğerleri biliyor bazıları. Bunun maç dinlediğini. Derste maç dinliyor. Yapıyor zannediyor ki ders yapan, vay be ne kadar etkilenmiş ya adam. Çünkü az kaldı takımı gol diyor. Ondan sonra derste, başka derste telefon. Bu anarşi değil mi? Ders ha ders. Peki, bunlar ikisi bize ait değildi. Maç dinlemedik değil mi biz derste? Tamam. Siz derste telefon baktınız mı? O nispetten kendine anarşistsin. Anarşistsin. Yani kendini tahrip ediyoruz. Anarşist demek, tahripçi demek. Kuralsız demektir. Nerede ne yapacağını bilmemek demek. Şimdi sana denmiş ki telefon... Kitabı telefondan takip ediyor belki. Evet doğru. Dikkati dağıtmış. Eğer Aristo bugün yaşasaydı aynı şeyi söyleyecek. Ya keşke öyle olsa. Abdullah canım benim. Tabii ki bir şey yapmaya çalışıyor. Tabii kurtarmaya. Doğru da. Ama maalesef gerçek ki adam 45 dakika koca bir haftada bir derse gidiyor. Ne olur bir bakın. 45 dakika telefonunu kapatmaya tahammülü yok. Titremeye koyunca titredi mi? Seni o şeyde manadan alıkoydu mu koymadı mı? Acaba kim? Bir kere koparttı seni. Anarşist. Ağır gelecek. Anarşist. Kuralsız demektir, ölçüsüz demektir, prensipsiz, kendine kısacası merhametsiz. Bana değil. Ben atarım kapıdan seni aşağı dışarıya. İster gel ister gelme. Senin hevesine bağlı bu kadar kişiyi bozdurma. Umum hukuktur. Umum hukuk da affedilmez kardeşim, cinayettir. Unutabilirsin, o cehalettir, o masumsun. Ama bile bile bir unuttun, iki unuttun, hiç kusura bakma. Benim ahengimi ve buranın ahengini bozmaya çakın yok. Bir uyarırım, iki uyarırım, gene telefonu açtırırım. Doğru kapı dışarı. Umumu hukukta affedilmez kardeş, affetmem. Git onu kendine artık şey yap. Çünkü umumu hukuka tecavüz eden affedilmez diyor. Değil mi usta? Bu kaydedir. Abla telefonu kontrol et abi. Sessiz sessizi de almayacaksınız. Niye? Benim için değil. Seni titrettiği zaman beni mi titretiyor? Almayacaksın. Niye? Kopuyorsun manadan, tırt, kim acaba? Ne oldu manadan tak diye düşün, günah değil misin? Haftada zaten bir derse gideceksin. Haftada bir gün gidiyorsun lan. Sana anarşist demeyeyim de kime diyeyim? Kendine anarşist demeyeyim. Kendine kuralın yok, kendine merhametin yok. Bana değil ya, şefkatin yok. Ne olur 45 dakika kendine zaman ayırsan, 45 dakika sen kendini sevsen. Sonra bağırıp çağıracaksın, abi derdim var. Sıkıntıdan kurtulamıyorum. Niye kurtulacaktın ki zaten? Böyle bir problemin yoktu ki. Ya sevsene kendini bir ya. 45 dakika haftada zaten bir derse gidiyorsun misal. Ona kendine bir değer versene, saygı göstersene ya. Kendini biraz sevsene. 45 dakikaya kendini zaman ayırsana ne olur. Sanki başbakansın lan sen. Çok mühim bir şeylere koy geldin. Maalesef. Ben hayata layıkalar uyguladığım için çoğu insan sevmez. Hangi insan? Sokaktaki değil abi. Derse katılanların çoğusu beni sevmez. Bu dersimi dinleyeceklerin çoğusu beni sevmeyeceğini Ustad rüyada dedi bana. Çoğu insan seni sevmiyor dedi. Cemal bir ders yaptık rüyada. Onu da anlatayım mı? O için seni sevmeyeceğini beni ben zaten biliyorum. O için kendimi sevdirmeye çalışmıyorum sana. Hiç diyorum. İster dinle ister dinleme. İster gel ister gelme. Player elinde. Benim hiç defterimde değil. Bana Allah soracak ki bunu yaptım mı yaptım. Dedin mi demedin. Şimdi bir ders yaptık Abdullah. Ustad bu nasıl oluyor? Bir ders bitti. Ooo millette bir teveccüh falan bir takdir falan. Demek ki bizde şöyle Şamyol şişti yani. Rüyada.
Islak tavandan hop indi. Sanki spor kompleksi gibi bir büyük yerdeyiz. Çok yüksek bir yer. Yani lambirili bir yer. Islak da ortadan indi, belden aşağı yok. Bunların çoğusu seni sevmezdi. Yani akıllı mı değil yani? Tehdit elini yapıyor. Bunlara teveccüh, bunların memnun et adına hareket etme, ders yapma. Doğruyu söyle. Bunları memnun etmeyle uğraşma. Çünkü çoğusu seni sevmez. Dedi, bu mesele bu kadardır dedi. Elini böyle bir yaptı, pşşt gitti. Ondan sonra sen ister dinle, ister dinleme diyorum ben. Ben değil, sana hakaret etmiyorum. Seni sevmeni söylüyorum. Bana değil, bak. Hakaret midir? Kendine anarşist olma. Kendini sev, kendine değer ver, kendine zaman ayır. Kötü mü dedim? 45 dakika ne zaman ayır? Evet, neyse. Bak diyor ki, ehli iman, 2, ehli hakikat, 3, hususan sen, yani Risale-i Nur talebelerinin vazifesi, bu musibette açlığı, Ramazan riyazeti diniyesi tarzındaki açlık gibi, 1, vesile-i iltica. Başına bir hal mi geldi kardeşim? Ayağın mı vurdun otobüsten indi? Hemen vesile-i iltica. 3, nedamet. 2, nedamet. 3, teslimiyet. Ya bırak adamın şeyi ya, tam orada araba geçerken sana çamur attı. Tamam, adama takılma. Tamam ya kardeşim, dikkat et, onun diyeceğini de belki de. Ama içinde bir teslimiyetin olsun. Hemen kaderin tokatını gör. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalımla suratıma çarptı? Ahmağın arabasının vasıtasıyla. Allah'ın sopası yok derler ya. Şimdi ne oluyor? Vesileye gideceği, nedamet ve teslimiyet. Bunu, ne mana verebiliriz? Usta şunu kullanıyor. Ehli iman hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve ahiret hesabına necid istifade edip nasıl davranacak ve mukavemet edecekler? Yani içsel alemimizde bir cümleyle ifade edersek bilemiyorum buna ne denilebilir. Herhalde bir cümleyle dese bunu açmazdı. Tevekkül olabilir mi? Yok. Çünkü tevekkül ve teslimiyet ayrı sıfattır. Burada teslimiyet var. Evet. Vesile-i iltica. Nedamet. Teslimiyet. Olaylarda başımıza gelen her olumsuzluklarda bunu görmemiz lazım. Hemen ona. Yapmaya çalışmaktır. Ha bak, zaruret bahanesiyle dilenciliğe, mesela dershane açacağız. Kardeşim dershane açacak diye dershanenin vakıfı şey gidip de dilencilik yapıyor sağda sola. Nerede var bu? İnternette sitelerde yapsıyor, bilmem hesabımız budur, bilmem nedir. Var mı böyle bir şey? İkinci Metin'i çok okumadın. Bağla 123'ü çok okumadın. Emirdağ'ını hiç okumadın mı mukayyet bir muallimin vermesine karşı? Kastamonu'da diyor Ahmet Nazif Çelebi abi. Ya nasıl eviriyor, çeviriyor, alttan alıyor, üstten alıyor. Sen diyor aslında şey değilsin ama diyor onun kirası var diyor, kömür parası var diyor. Değil mi bu sabah dernerli ders? Ama diyor biz de diyor kendimizi vicdan hissediyoruz. Ama ben hemen cevap. Abi ben hizmet için söylüyorum. Zaten hizmet için ustak diyor. Evet ki ne olacak? Hizmet dinlemeyecek. Kardeşim o seviyesi varsa kendisi yapacak, gelip verecek. O kendisi yapacak. Ha yapmayacaksa hizmeti de almaz. Ben dedim ki bir ara, aşağıda mescitte değil mi? Arkadaşlar, ben piyasaya çıkıp da vakıflı bırakıp da para kazanıp size yer yapmam. Ama benim işim ders yap. Hanımınız da gelmeniz, işte çoluk çocuk da gel akşam cumartesi. Erkekler benim bu daireye gelsin. Şurada bitişik, bu katımıza bitişik bir daire var. Onu da satın alın. Hanımınız da oraya girsin. Oraya görsel yansıtıcı olsun. Son katı da pap, kauçuk koyarak kafeterya yapacağım. Çocuk parkı yukarıda. Ondan sonra çocuklar da orada oyalansın. Ondan sonra komple cumhur giderken ders bittikten sonra komple gidin. Hanımlar orada dinliyor, sen burada. Bunu bir kere dedim. Bir de çaktırmadan şimdi demiş oldum. Komomi oldun. Şimdi tamam mı? Aslında onu demek için demedim ama de. Ama hilal oldun. Bunu silerler. Şimdi, peki kaç kişi koca hani ustad demiş ya, çoğu seni sevmez.
tam 3 tane hamiyetli çıktı. Bir tanesi de bugün parasıyla 250 lira verdi. Bir tanesi de 550 lira verdi. Bir kadın da bir bilezik vermiş diye duydum. 3 tane hamiyetli. 3 tane talebemiz varmış. Yani. Ya gördün ki yani. Şimdi bir şey anlamadım. Ha sen yapmadın. Kime yapacaktın ki? Benim hanım yok ki orada dinleyecek. Yaparsan hanımın dinlerdi. Hanımınla beraber giderdin. Sen ders ki dinliyorsun. Onda o yok. Çatışmalar devam edecek. Sen böyle bir düzelsin diyorsun. O onu dinlemedi ki niye düzelsin? Menfaatımızı bilmiyoruz. Bak dilenciliğe. 2 hırsızlığa. 3 anarşiyle yol açmasına meydan vermemektir. Risale-i Nur talebeleri buna meydan vermeyecekler. Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehli maaş dahi Risale-i Nur'u dinleyip bu mecburu açlık hissiyle açlara merhamete gelip zekatla yardımlarına koşmaktır. Şimdi zekatı tahakküm hastası yapıyor. Veya bir ehli hizmete zekat verirken diyor ki bunu falan yer şeyde kullanırsın. Binada çatı oluyor diyor. Bu benim zekatım, çatıda kullanırsın. Emrin olur beyefendi radiyallahu anh. Sen bu o zaman noter gibi oldu. Senin paranı adam kullanmak için şey yapıyorsun. Sen onun hürriyetine vermedin ki. Onun tasarrufuna vermedin, onu vekil ediyorsun. Falan yerde kullan. Öve zekat. Onu takke mi Allah zekat olacak. Sadakadır o. Zekat olmaz. Sadakadır. Çünkü sen onu vekil yapıyorsun da işte falan yerde kullan. Falan şeye de kullanırsın. Veya öyle tavır takınıyor ki. Hani adeta onu dizine gözüne tutsunlar. Sana bu kadar yardım etmiştik. Hala benim alemde ders yapıyorsun. Veya bana çaktırmadan laf gönderiyorsun bana. Olabiliyor. Diyeceksin ki ne? Kardeşler 52 yaşındayım. 51-52. 17 yaşından beri bu parkurun içindeyim. Sonradan girmemişim. 79-78'lerden beri bilirim işte. Tamam. İçim bilirim. Ben içinizden birisiyim, sizden birisiyim. Yani böyle belirli yaşta nurları tanıyıp da böyle bak bu şey yapmış değilim. Onun için layıkaları hakimim elhamdülillah. Tahtisi nimetle bilmem diyor. Bu dersi almış. 16 sene. Rüştü abiden hep layıka dersi almış. Hızır abiden simgesel tevhid dersini almış. İkisinden hariç Cenab-ı Hak enfusi ders vermiş bana. İşine gelirse alırsın, işine gelmese almazsın. Ustad da öyle diyor. Canın isterse dinle diyor. Benim uslubum bu diyor muhakematta. Değil mi? Canın isterse dinle diyor. Febiha diyor. Canın isterse veya serbestsin. Hani bu saygısızlık değil de gayrete girmen lazım. Ah ah. Adam herhalde kızmış dershaneye, küstürmüşler mi? Yok kızmış. Dersen ben şahidim. Kavgada ya işte şeyde diyor ki ya kardeşim beni ne kadar şey yapıyorsun? Ben Hasan abi kaç defa arabamla dersi götürdüm. Bak onu hiç hesaba katıyor muyum o benzini? Diyenleri de duydum. Beni derslere götürürken arabanın benzinini düşer. Tabii ki hayatın her safhasını yaşamışım. Size ben büyük nimetim. Maziyi müstakbele taşıyorum. Daha 80 ihtilalini nurculukta yaşadım. İşte 98'leri vesaireleri yaşadım. Ve dershane eğitimini almışım. Ve laikaları meslek ve meşrepsizliği. Yani laikasızlığın ne demek olduğunu, meşveretsizliğin ne demek olduğunu, sırf iman esasları ile gitmenin ne demek olduğunu kanıma kadar, kemiğime kadar hisseden bir insan. Tarihte çok gördüm. Laikaların unutturulup nelere taşındığını. Ve senelerce çok iyi Risale-i Nur'u bilip, Miraç Risalesi'ni çok iyi ders yapıp, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni oy vereni çok iyi biliyor. Ve abi dediğimiz adam, belki de bir kısmınız onun arkasından siz de reybendiniz. Misal. Öyle şimdi ya. Abi dediğiniz ve büyük o zannettiğiniz boynu devrilisi Risale-i Nur dersini yapacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Risale-i Nur'a karşıki durumunu, ustada yaptığı zulümleri, işkenceleri, külliyatı ortadan kaldırmak, şeriatı lağvetmek, dine Muhammed Allah'a kendisi uydurdu diyen Mim Kemal'in partisine oy ver diyen zalimi gördük. Ama çok iyi oldu, çok iyi. Olaylarla tanıdık. Dokunma, dokunma. Kardeş evleniyorlar, dokunma. Evleniyoruz var düğüne, değil mi? Hayatın içerisi o. Arkadaşlar, çok açık konuşuyorum çünkü ancak anlıyoruz. Çok açık değil aslında. Olan, peki benim konuşmam sütse, adam bunu yapıyor. Yapanı ben söylüyorum. Söylemek sütse, yapan ne olması lazım? Asman lazım. Eğer konuşmak seni rahatsız ediyorsa, bu eğer doğruysa sen o adamı bayrak çeker gibi asman gerekmiyor mu? Muhammed diyor, Allah mefkûresini siyasetinin neticesidir. Arap çöllerindeki insanları diyor, bir sisteme koymak bir korku mefkûresini üretmesi lazım. Dolayısıyla Allah mefkûresi Muhammed'in siyasetinin neticesidir diyor. Mim Kemal. Kemalist, Kemalizm. Nutuk'ta söylüyor. İş Bankası'nda basılan Nutuk kitabında söylüyor. Bunu kurduğu partiye bunu biliyor. Senelerce bir Nurcu kardeşim, abim. Şimdi bunlara karşı mücadele etmekte dershane açmış, dersler yapmış. Ve birisine kızmış, papaza kızmış, oruç açma tarzında. Şimdi seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adamın partisine ve bu rejime, çünkü parti değil, rejimin siyasallaşmış bir hali, bu adam veriyor. Belki bu adam kimdir? Bunu bilerek bunu yapıyorsa bu adam haindir. İçimize giren haindir. Başka adamın yok. Ha ben bunu söylüyorum. Aa bir daha tekrarım. 3 defa olsun. Söz suçsa ve yanlışsa, ya bunu yapan, ya hakikaten böyleyse o adam ne olması lazım? Adam diyor ki bana kızıyor. Niye diyorsun? Niye bunu yaptın demiyor da bana diyor ki yapanı niye söylüyorsun? Görüyor musun cinayeti? Bana de ki keşke yalan söylüyorsun, iftira yapıyorsun, Allah senden razı olsun diyeceğim. Sen niye söylüyorsun? Ya yapana desene niye yapıyorsun? Ona demiyor, bana diyor ki deme diyor. O zaman sen de o tiptensin. Sen de hainsin. Çünkü haini koruyorsun. Haini serişte edeni şey yapıyorsun. Ha, bu dersleri de pek duymasınız ha. Hayatın içerisine layıkalara hakim olup hayatta uygulanması lazım. Uygulanmayınca arkadaşlar dolmuş var. Mekke dolmuşu var. Sonra evet beyler son durak mı iniyorsunuz? Aa Paris. Rüştü abinin misali. Bu misali de Zübeyir abi vermiş. Ben de naklediyorum. Dedi ya sizin için ben nimetim. Tarihi size taşıyorum. Zübeyir abi derdi. Zübeyir abi böyle der, ben de size söylüyorum. Mekke diyor. Sen çok duymuşsundur. Rüştü abiden Abdullah. Onun yanında büyüdün. Çocukken ortak o çocuktu bu. Temelden bu da parkur şey girmemiş. Mekke, evet son durak beyler, iniyorlar. Burası Paris. Bizim dolmuş böyle. Mekke deriz, Paris'i götürürüz. Paris'e götürüyorlar. Aklınız alıyor mu? Senelerce Risale-i Nur dersi yapan adamın hainliğini. Meğer aramızda böyleymiş. Beni susturmaya kalkma. Yapana de ki Allah Allah, hakikaten mi yapmış mı ya? Ya niye yaptın, hayret ya. Bana dur. Bana ne demen lazım biliyor musun? Evet senden Allah razı olsun ya. Canını dişine takarak söylüyorsun ya. Bunu duyan adam memnun olacak mı onu yapan? Beni nereye koyacak biliyor musun? Tam 12. Okun tam tabancanı tam hedefine koyacak beni. Okun tam 12'sine koyacak. Koyacaklarını ben bilmiyorum. Beni koyacak, koyduklarını bilmiyorum. Niye söylüyorsun o zaman? Sen yeter ki kurtul. Bir Hasan değil, bin Hasan feda olsun. Yalan söylüyorsam bana lanet et. Ben doğru söylüyorum size şeyi. Senin imanın adına bunu fiilim benim. Eğer doğru söylemiyorsam ben senin imanın için söylüyorum. Onun için söylüyorum size. Benden bunu söylemekten ne menfaatim var? Ben zaten biliyorum. Ben zaten tuzağa düşmem. Tuzağa düşmeyesiniz diye söylüyorum. Sizin için tehlikeyi göze alıyorum. Ben sizin gibi yani bu dersleri dinleyenler için kastım. Evet, devam ediyorum. Ve nefsini güzel yemeklerle mi şımartan? Gel uygulama ha şimdi. Yemeği yiyorsun. Bir resim çekiyorsun cep telefonuna.
Facebook'a atıyorsun. Zulüm mü değil? Senin ecdadın ne yapmış? Bak nasıl izah etmeyeyim? Senin ecdadın poşeti aldığı zaman komşular görür, gözü kalır diye o paketi bile sararmış. Göz hakkı olur diye. Öyle mi değil mi? Dedelerimiz öyle değil mi? Senin deden, babanın, babasının babası eve getirdiği eti veya gıdayı sarmıyor muydu? Açık mı getiriyordu? Sen de yediğin eti gönderiyorsun. O göz var. Ne yapacaksın? Şükürsüz insan. Nefsini güzel yemeklerle şımartan. İzah etmeyin bunu bununla. Tamir edeceğim de bunu hakaret için söylemiyorum. İtham için değil. Yapma, çekme, yaparsan ya da şükret. Ha Müslüman yemeyecek mi? En iyisini ye. Ama böyle yapma. En iyisini ye. Kalk. Elhamdülillah duasını yap. Yerken besmele. Sonunda elhamdülillah. Yerken de Allah'ı unutma. Kalk yukarıda. O lokantanın çatısında. Öyle diyorum. Hep bodruma koyuyorlar da ben çatı diyeyim. Öyle yapsınlar. Mescidi yukarıya. Mescidi git namaz kıl. Mescid en uyduruk. Köprü altında. Merdiven altında. Yemeklerin yanında lokantana. Öyle bir tahta koymuş. Yemekler için saraylar, çekme katlar. Ya namaz işte ya, koy bu duruma ya. Onun makamı o da. Koy o yemeklerin kenarına. Odan kenara bir tahta koy. Mescitte değil. Yemek ise çekme kat. Mide dairesine bak, kalp dairesine bak. Hayatın içinden gelmişim, sizin içinden doğmuşum da bunları biliyorum. Ya Allah Allah. Neyse adama gittim dedim niye bordunun altına koydum? Hesap ettim değil mi demeyeyim. O sahibinin sahibi çok şey İstanbul'da çok meşhur. Bir arkadaş ders bitti de tatlı yemeğe götürdüler. Dedim kardeşim ya Allah'ını seversen dedim. 5 katlı dedim. Pastane, ta çekme kata kadar, bu durumda mı buldun, hiç utanmıyor musun sen? Beyefendi nasıl hitap ediyorsun, ne demek nasıl hitap ediyorum? Sen dedim hiç utanmadım, o tahtayı oraya koymuşsun, o şeyin, imalatanın orada şey koymuşsun. Sen dedim bu kadar 5 katın içinde bir oda da mı yoktu senin aleminde, bu dinin değeri mi yoktu? Durdu. Çok ağrıma gitti ama dedi, hak ettim dedi. Ama dedi, bunu anladınsa dedim, seni tebrik ediyorum. Ama dedi, hiç böyle düşünmemiştim. Baktı hakikaten, dedim ya 5 Allah'tan kork dedim. Bir dedim, Fatih ayağının altında, boğaza bakıyorsun, çekme katı da koydun, yok bilmem salonumuz yukarıda. Sen bana dedim, bu durumda gittim, imalathanede orada bir tahta veriyorsun. Sen hiç Müslüman değil misin dedim ya. Sen ne biçim insansın? Bu 5 bir oda da mı yok dedim ya. Ne diyorsun demişti. Sonra dedi ki hak ettim. Müslüman. Sorayım dedim. Sen gavur musun Müslüman mısın? İlk önce öyle diyeceğim sana. Bak acayip bir şey ya. Nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden, hevesat rezile ve tuyanlara sevk edip sarhoş eden gençler dahi. İşte o yemekleri yiyip şükretmezsen derse gelirsin, telefonu da böyle yaparsın. Ben ders yapanı gördüm. Evet arkadaşlar. Dedim ki ne yapıyorsun kardeş sen? Ben de derste denk geldim. Yurt dışında ha. Ders yapıyor. Ne yapıyor kardeşim? Dur orada. Dur orada. Elini kakaldırma. Ne yapıyorsun dedim kardeşim. Ya dedi abi dedi. Derse davet ediyorlar da dedi. Gençler dedi. Tabii benim damarımda gidiyor. Ben gençler deyince hepten dururum ya falan. Abi dedi derslerde buluşalım diye ders yapacağız dedi. Kapat onu. Kapat adam gibi ders yap. Kendine ve Risale-i Nur'a ve bize saygılı ol. Kızdı 10 dakika sonra. Sadakalar lazım. Tabii dedim. Sen 10 dakika bile yapmaman lazım. Çekil. Mübarek anlatmıyorum ha. Zaten duyduk. Tık tık. Balık geldi oltaya. Tık tık.
Sonra diyorlar ki sen telefona niye bu kadar tiksin? Ulan ders yapanı sakladım diyemedim, dedim artık. Adam dediği gibi diyemeyecektim ama dedi var ya. Benziyor. Tamam. Böyle ne yapıyorsun kardeş dedi. Tam da bana denk geldi. Bir parçasına İsmet şahit. Örnek oluyorlar bir de cemaate. Ya? Ben bildiğim bir abi var mesela, çok meşhur. O da yapıyor bu hareketi. Cemaatte ona uyuyor, o da bakıyor telefonuna. Koymuş buraya. O da bakıyor, şey yapıyor. Evet. Evet. Abi ders yaparken telefonla konuşuyor. Var yani. Var mı? Ders yapıyor, telefonla girince konuşuyor, sonra devam ediyor. Kesiyor ha? Senin mezarlık. Vallahi ne işiniz var onların yanında ya? Bunun bir hürmetiniz mi yok senin? Çarpın suratına çekip gidin ya. Bende mi manyaklık var? Ben mi kafa oynattım ya? Ben mi deliyim ya? Ya sen ne zannediyorsun bunu ya? Bana 203'te okumamışlar. Diyor ki cemaate sözler okumak zamanında sendeki hissiyat-ı âliye ve fazla inkişaf. Ve fedakarın hamiyeti diniye, galayanın sırrı şudur. Nerede o? Kul yani. Velayet-i kübra olan, veraset-i nübüvvetteki makam-ı tevliğin envarı altına girdiğin içindir. O vakit sen dellad-ı Kur'an-ı Said'in vekili, belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. İşte derste diyor, Hulusi abi diyor ki, ben diyor, Risale ders yaparken tuhaf haller oluyor. Adama da bak bu, telefon böyle itiyor. Oradan diyor işte, sen diyor dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için bu haller sende oluyor. Hamiyet oluyor bazen, kızıyorsun, tamam, seviniyorsun, üzülüyorsun, tamamen şey yani, sanki bir loko olmuşsun. Ağız senin ağzın değil, sonra dersten sonra diyorsun ki ben bunu niye dedim? Demek ki birilerine bakıyor. Bak orası 203 müydü? 253. 253, bir de 37'de var. Barla'da. Neyse. Bak ne acayip makam ya. O dersi. Dur acaba ne şey yapayım mı? 253 mü? 253 var. Bak. Cemaata sözleri okumak zaman sendeki hissiyat-ı âliye. Hissiyat-ı âliye var. Fazla inkişaf. Fedakarana hamiyeti diniye galiyanı. Yani kızıyorsun, galyan ediyorsun, Hamiyet-i Diniye. Yapma arkadaş ya. Kendini saygılıyor, Hamiyet-i Diniye'dir. Yoksa sana hakaret için değil ki, ben seni tanımıyorum, akraba değiliz. Ticarete yapmamışsın. Bak oradan beri gelmişsin. Hamiyet-i Diniye, galyanın sırrı şudur ki, velayet-i kübra olan, bu dersler neymiş bak, velayet-i kübra olan, veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin, şu makam-ı tebliğdir, envar altına girdiğin içindir sendeki o hal. O vakit sen dellal-ı Kur'an Said'in vekili, belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. 37 dedim, 27 de özür dilerim. 27 de onu okuyacağım, dur. Belki aynısın, Said'in aynısın. Nurlu sözleri cemaate okumak nasip olduğu zamanlarda bende bazı hissiyat hasıl oluyordu. Şurada arza müsaadenizle rica edeceğim. Hulusi abi anlatıyor. Ne demiş? Velayet-i kübra olan verası dinleyenler için de söylüyorum, sen neredesin? Ona göre de sinemaya girince bile kapatıyorsun. Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envarı altına girdiğin için sen de bu derse girdin. O vakit sen dellal-ı Kur'an Said'in vekili, belki manen aynı hükmüne geçtiğin için içindir. Belki kesin evet, bel yani kesin. Olumsuza, olumsuzlama noktasındaki cevaptır. Bel o demek yani, evet manasında. Eke de ektir. Nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden, serkeş, sarhoş yani başı dönmüş. Serseri ne demek biliyor musun? Serser, iki ekin kelime şeyin bitişimin, serser, dönen manasında. Zelzel,
Vesves aynı şeydir. Serseri sahibi. Başı dönmüş dönenin kişisi. Zel zel gırgar gırgar gır, devam eden. Vesves o onun sahibi. Yani tekrar edilen deniz dalgası gibi. Güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden, yani yemekler mesela, yemek için kavga edene diyeyim. Yazıklar olsun, yemek için evde kadınla kavga edilir. Yemek için niye kavga ediyorsunuz? Ha dökmek için kavga et. İsraf etme. Etme kardeşim. Yemek için kavga olur. Yemek asıl muhabbet tebeği. Öyle olmuş oluyorsun. Lakin peynir ekmek ya. Bunu kardeşlerim herhalde benim onaylayacaktır. Arkadaşlar hangi, ne zaman demişiz ya böyle şey olmamıştır. Şöyle bu. Ne yapacağım? Ne yaparsanız yapın kardeşim. Ha yapacağınız zaman bari İsa bunu böyle yapsan daha iyi olur. Ve tecrübemi veya bunu sakın ha dökülme. Tamam. Bak. Serkeş insan. Yemekle şımartan. Bak yemeklerle şımartan. Serkeş eden. Hevesat-ı rezile. İmam Azam'ın bir sözünü nakledeyim. Onu da görmeden geçmeyeyim. Buradan gireni kontrol edemeyen, o girenle nerelerden ne çıkacaksa hangi yol, o yollarını kontrol edemezsin. Hangi yol hatırına geliyorsa. Hevesat rezile ve tuğyanlara sevk edip sarhoş eden gençler dahi Risale-i Nur'un irşadı ile bu hadiseden merdane istifade ederek fuhuşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çektiği, niçin fuhuşiyat diyor, bununla ne alakası var fuhuşiyat? Çünkü yemek seni oraya götürüyor. Harama götürüyor. Aç adam Ramazan ne yapacak? Fuhuşiyat mı olacak? Bak ne diyor? Risale-i Nur'un irşadıyla bu hadiseden, yani nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden, hevesat-ı rezile ve tuyanlara sevk eden gençler dahi Risale-i Nur'un irşadıyla, bak bununla ne ala, nereye bağlıyor? Bu hadiseden merdane istifade ederek fuhuşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çekti ve nefislerini, zevklerini ve pisliklere karşı galeyanlarını kırdığı vesilesiyle taate ve hayrata girip o hadiseyi kendi aleyhlerinden çıkarıp lehlerinden istimal etmektir. Ve ehli ibadet ve salahat dahi. Niçin ayırdın? Ayır söyleyin. Ehli ibadet Mehmet. Seninle alakalı bu. Söyle bakalım. Ehli ibadet ve salahat dahi. Salahatla ibadet ne farkı var? Hoca. Murat Hoca. Var mı salahatla ibadet arasındaki? Birisi iyi işten, iyi iş yapan. He? Birisi de ubudiyet yapan. Aferin. Birisi fazilet değil. Namaz kılmak, oruç tutmak fazilet değil. Vazifedir. İbadet. Salahat ise salih insan, temiz adam. Eylemci insan, alemci insan değil. Yani mesela diyelim ki Allah hadis-i şerifinde peygamberimize söyletiriyor. Nafilelerle yaklaşılır. Niye farzlarla yaklaşılır? Nafile fazla kıyas edilmez. O asıl vazife. Meziyet değil namaz kılmak. Cemalat değil namaz kılmak. Ne demek ya? Asıldır kardeşim. Yemek yemek meziyet değil ki. Yemeği verebilmek meziyettir. Değil mi? Bak salahat. Ya ne güzel şeyler diziyor. Zannediyoruz ki konuşmak için konuşuyor. Böyle bir şey olur mu? Daha bu mudur? Hayır. Ben şu anda bu lazım. Salahata girmeyecek. Salahat bir sürü var. Şey var. Ehli salahat da şey hatırıma geldi abi. 21. levadaki Nurtat İhlas sırrını anlatıyor abi. Gören gözü tutan eli olursun manasını. Evet salih. Yani kardeş fani olmayacak. Fani olacak. İşte dedim. Fena o salahat ehli fena olur. Fani olur. Kendisini terk etmiş olur. İbadette ehli fazla şey yapamıyor. Yani. İbadette yok. Kabuğunu kuramamışlar. Kabuğun yok. İbadette kendini terk edememiş. Eylemini Allah'a dönüştürmüş yani dine dönüştürmüş. Ama kendisini terk eden ehli salahattır. Terk diyoruz ya. Günahları terk. Günah hiçbir şey değil ya. Günah terk etmek bir şey değil. Kendini terk edeceksin. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, ben hizmet edeyim, ben ne meşveret ya, ben diyeceğim olacak diyorum. Ben
Para bende olacak canım. Ya ben, niye bana sormadınız hayırdır ya? Niye öyle musluk? Lan ayakkabıyı nereye koyacaksın? Onu, onu da mı saracak bu tabi canım? En son terki de terk. Ya terki de ne kadar terk ettim, ne büyük adamım dememek için terki de terk edeceksin. Terki dünya, terk esti, terki ukba, terki terk. Der tarik-i nakşimendi, ahmet çari çiz, terki dünya, terki ukba, terk esti, terki terk. Dünyayı terk et, ahireti terk et, hevesten terk et. Ulan ne büyük adamsın, ya ben nelerini terk ettim demeyi de terk et. Şimdi celbi dünya, celbi ukba, celbi hesti, celbi cel. Terki terk yerine celbi cel. Televizyon var evinde tarikat olacak. Ulan evinde televizyon olan tarikat olur mu? Terki, dünyayı terk edeceksin, günah diyemiyor. Dünyayı terk edeceksin. Der, tarik-i nakşi, ben de Ahmet Çağrıççıyız. Bizde ise, hangisi bizde? At, fak, şefkat, tefekkür. E sen fitne ediyorsun, tarikat lazım diyorsun ama tarikat olmaz ki o zemin. Neyse. Ehli, yani fuzuli bir şey kullanılmadı diye anlatmaya çalışıyorum. Ehli ibadet ve salahat dahi, ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış, bak çok karışmış ve haram ve helal fark edilmeyecek bir tarzda gelmiş. Ve şüpheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzak umumiyeden helak olmak için, ya helal olmak için miktar-ı zarur derecesine kanat ediyorum diye bu mecburu belaya bir riyazet-i şeriye nazarıyla bakmaktır. Kader ilahe karşı şekva ile değil, rıza ile karşılamaktır. Ben bir rüyamı anlatayım mı parçasını? Bununla alakalı. Bununla alakalı. Fazla değil, bir haftalık hadise. Bir haftada olmamış. Ama bu parçasını söylüyor. Ders yapıyor, birisi ders yapıyor. Biz de dersteyiz. Birisi birisine soru soruyor. Diyor ki, abi diyor, soru soruyor derse. Ben değilim yani, ben seyredim. Abi diyor, bu kadar ders yapıyoruz, bu kadar insanlar geliyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Adam bir sene sonra aynı adam diyor. Nasıl gelmiş söyle diyor. Ne kitap okuyor? Bak ne kitap okuyor? Yani kitap okumuyor. Mesela günahlı bazı şeyleri terk edemiyor. Ben şimdi oradakini söylüyorum. Bazı şey, niye diye sormuş. Yani ya kitap okutturamıyor. Yani kitap, bazıları gelip gidiyor senelerce kitap okumuyor. Veya kitap okuyor, davranışı aynı. Ne dedi biliyor musun? İki tanesini söyleyeceğim hepsini. Dedi ki, kardeşim, ana babalarındaki nikahta da sorun olursa ve ana babası haram yedirmişse veya haram iş yapıyorsa buna maneviyat zor tutar. Tutmuyor. He? Kökten ya. Bak, şeyde, dinde evlenmeyi birinci şart dindir. Küfür var ya, küfür. Tamam. Altı tane, dört tane de ben külliyattan eline. Ulema altı dedi, ben de dört ekledim. İkincisi ne biliyor musun? Esir. Mesela zekat fakir alabilir. Ali Beyt zekat alırsa haramdır. Alamaz. Bakıyordun mu? Yani nesebi kastetmeye çalışıyorum. Haram oluyor. Sana caiz olan bir şey onun haram oluyor. Nesep çok önemli. Şimdi evleniyorsun. Uçuyorum, kaçıyorum, yandım, piştim, köfte oldum. Tamam da nesebi ne bu? Pislikte çıkan diyor, gülü koklamayın. Abi ne olacak? O başkası koklasın. Ha? Oradaki de sinekler var, onlar şey. Tamam. Sen kendi işini yap. Abi diyor, kim bir şey olacak? Sana ne ya? Sen işini yap, sana emredileni yap. Bak, o zaman arkadaşlar, peki hemen hatırıma geldi. Mahkemata şöyle bir cümle var. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Tamam mı? Böyle içimden geçti. Bak, mağazaların mı diyor, böyle bir sorabilir. Tak diye girdi oraya. Ciddi bir gayret, ciddi bir gayret, ciddi bir şeyle, gayretle diyor, o diyor geçmişini değiştirebilir. Ama geçmişteki ana babasının nikah ve haram yemesindeki şeyler ne zaman sende nükseder? Sen ne zaman gayretsiz ve dinle ciddi değilsen aynen o tipten olursun.
Ama derse geliyorsun, risale okuyorsun, ana babanın nikahı, ana babanın haram yemesi seni etkilemez. Çünkü Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu var. Velid İbni Muhre'nin oğlu Halid bin Velid. Onların da nikahları vardır tabi. Baki İbrahim aleyhisselam Baki diniyle nikah yapılıyordu. Onlar da bir din vardı. Ha ne yapmış? Geçmişinizdeki ve sizinle alakalı olmayan sizin arka zemininizi gayretinizle değiştirilebiliyor. Ciddi teveccüh edeceksin. Eğer sen kendini saldım çayla Mevlam kayra diye gidersen aynı şıp öyle devam edersin. Hiçbir şey olmaz. Gayret etmen lazım. Ciddi gayret edeceksin. Ya kurallı yaşayacaksın. Disiplin edeceksin ya. Benim şu an Kur'an namazım. Benim Kur'an saatim. Ben şimdi kalkmam lazım ya. Ben de sen okuyacağım ya. Mesela bak benim misafirlerim var. Geldiler, misal için söylüyorum. Benim kahvaltıdan sonra Kur'an okuma saatim. O kadar değer verdim ki yarım saat geciktirdim değil mi? Ondan sonra artık dedim ki siz gidin Kur'an saati. Ve vallahi billahi tallahi teşvik için söylüyorum. Cüzümü bitirdim. Her gün cüzüm var teşvik için. Tamam yani ben size söyledim diye günah. Ben zaten enerji için. Yani pozitif enerji için şey yapıyorum. Cüzümü bitirdim. Evraklarımı, eskarımı bitirdim. Ancak nefes aldım. Çünkü tam 24 saat geçmiş geçen sabahtan. Geçen sabahtan bu sabaha kadar inmiyor. Bir sürü şeyler gördüm. Mutlaka evradınızı. Yani ne için anlattım? Hayatınızda disiplin olmalı. Disiplin etmelisin. Hayatında taviz vermeyeceksin. Şehit Hoca 84'te onu söylüyor. Ne diyor abisi? Uzun olmasın. İbadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. Abdül sani hakime olan teveccühü itaat ve inkiyadını intihac eder. İtaat ve inkiyat ise abd-i intizamı ekmen altına ithal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Ya. Hikmet ise kainat sayfelerinde parlayan sanat nakışlarıyla tebarüz eder. Doğru. Allah razı. Çok. Aynen. Okumadan nasıl yapacak? Yani şimdi ben kardeşiz, beraberiz. Ben burada delal-ı Kur'an olan saydım, dile getiriyorum. Bunun ilk muhatabı benim. Ben halimden bakarsanız, halime, vaziyetime bakarsanız, ben bundan zevk alıyorum. Ben dersten ben zevk alıyorum. Ben zevk alıyorum. Ben ders alıyorum. Ben terliyorum. Bazen terletiyor beni. Bana da vuruyor. Size o şey hep bana vuruyor. Vallahi vuruyor. Billahi vuruyor. Bak ustak nasıl tehdit etti. Bak o kötü mü oldu o rüya İsmail size söyleyeyim. Hayatında disiplin olması lazım. Namaza kalkacaksın kardeşim. Tesbihatını yapacaksın kardeşim. Ha bir rüyamı da parçasını söyleyeyim. Bir parçası. Ama böyle derslerle yattığım için yani rüyayı anlatmıyorum, rüya değil. Dedim ki içimden geçti. Ders yapana, konuşmadan konuşuyorum. Şu mesajı gönderdim kalbimle. Mehmet, yeni dedim ya size daha önce. Ya abi, insanlar Nurcu kardeşlerimden bahsediyorum. Abi ben namazı vaktinde kılın diyorum, kıldılar. Akabinde tesbihatı yaptılar. Hizbul Kur'an oku dedim, Hizbul Kur'an okuyorlar. Hizbul Hakayık-ı Nuri'yi okuyorlar. Haftada bir gün derse gir dedim, gidiyorlar. Her gün 5-10 dakika evde risale okuyorlar. İnternet ve televizyonlardan uzak, gene bazılarına diyor ki gene sıkıntım gitmedi. Ben bu kadar bilebildim. Ne eksik yaptım? Ne dedi biliyor musun? Her gün bir iki sayfa da dedi Ömer Nasuhi'nden ilmihal okuyacaklar. İlmihalleri yok dedi. Gusulleri hata yapıyorlar. En büyük sıkıntı gusul hatasından geliyormuş. Bir de tuvalet adabından. Her gün onu da söyle. Bir iki sayfa mutlaka her gün adet edinsin, ilmihalde okusun. Ben de size naklettim arkadaşlar. Bunu ilk defa, kafam ile olsaydı daha önce derdim değil mi? Yok bir yok. O ötelerden beni vasıta yapıp size de bunu gönderdiler. İlmihalde okuyacakmışsınız. Hasreten her gün okuyacaksın bir iki sayfa ama hasreten hemen bu dersten sonra tuvalette istibra, istinca, kahretlenme vesaire. Bunları bir
tuvalet adabını öğren. Çünkü bütün ibadet tuvalet üzerine kurulmuş. Yani tuvaletin adabına. Çıktığın zaman abdestin olmasa abdestsiz her şey. Benim özel tespitlerime göre söylemiyorum. Peki cümle burada bitti. Ustad, kudret ismine mazhar olduğu için kudret, kadir. Bu sefer kudret ismine mazhar olan da her gecesi kadir gecesi olur. Kudret ismine mazhar olduğu için mekanda ve zamandan çıktığından hissiyat insani ruh seviyesine çıkıyor. Mazi hali beraber görüyor. O zaman onlar arasında bir mesafe yok. Den umum kardeşlerime hususa musibet sedeler çok selam ve selametlerine dua ediyorum. Aleyküm selam diyeceksiniz. Onun için anlattım kudreti. Yani zaman mekan yok. Selam veriyorsa aynı hazırda gibi alacaksın. Aleyküm selam üstadım diyeceksin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.